akşam üstüne doğru işi bıraktım. Çünkü mazotum bitiyordu. Böyle bir tarlaya geldim. Çok güzel bir devirme işlemi oluyor. Tabi ara ara kalıyor. İsterseniz gelin bir aşağıya inelim. Aynı zamanda bir podcast dinliyordum. Şöyle yanıma artık 2 bidon mazot aldım. Dedim ki ne olur ne olmaz, ben mazotlarımı alayım. Şimdi biraz pulluktan bahsetmek istiyorum. Pulluk 4 oklu. Yapmış olduğu işlem de aslında burada görmüş olduğunuz şu şekilde duran toprağı bu şekilde devirmek. Bunların her bir okunun, her bir pulluk tanesinin çalışma genişliği 12 inç. Hesap makinesiyle hesaplarsanız bu ekipmanın ne kadarlık bir alan götürdüğünü hesaplayabilirsiniz. Traktörün arkasına bu şekilde bağlantı oluyor. Ben genelde orta delikte kullanmayı tercih ediyorum. Bu sizin tercihinize bağlı olarak değişebilir. Şu anki işlem derinliğimize bir bakalım. Şöyle yaptığımız zaman hemen hemen 22-25 santim civarında bir işlem derinliği var. Ekipman traktörle uyumlu diyebilirim. 4'lü 12 numara bir pulluk. Şimdi burada bir buğday anası var. Görüyorsunuz yabancı otlar çok çıkmış. O yüzden de zaten pullukla sürüm yapıyoruz. Az önce bir yarısı sürmüştüm. Oraya daha öncesinde pullukla sürüm yapmadık. Sadece normal diskoro veya işte bizim pötünger dediğimiz diskli tillerlerden çekip üstüne ekmiştik. Yani tarlaya ekmiş gibi olmuşuz yani geçen sene. Nasıl diyeyim size? Yani az önce tarlayı sürmeye gittim. Sanki tarlayı tekrardan ekmişiz gibi olmuş, o kadar çimlenmiş. Şimdi çimleyince burada da ekipmanın çim ayarı var. Bu ekipman bu tarafa doğru döndüğü zaman yani şuradaki deliğe denk geliyor. 10 numaraya dönüyor bu pulluk. Pulluğu bu tarafa doğru çevirdiğiniz zaman 12 numaraya dönüyor. Ona göre de iş genişliği değişiyor. Sürüm işlemleri bu şekilde. Bakalım. Bugün hava güzel. Tabii biraz rüzgar var. Ama en azından sis yok. Önümüzü falan görebiliyoruz. Şimdi traktörün içine geçeceğim. Akşama kadar bu şekilde sürecek. Ayçiçeği yere hazırlığında ilk öncelik pulluk, çizel veya bu tarz birinci toprak işleme aletleri oluyor. Sonrasında yine toprağı işlemeyle, toprak işleme aletleriyle, yani bunlar ne olur işte ikinci toprak işleme aletleri, tohum yatağını hazırlayan ekipmanlar olur. Bunlarda da işte tiller veya kazaya dediğimiz ekipmanlar oluyor veya işte goble pötünger tarzı ekipmanlar oluyor. Şimdi bu tarlalar bu şekilde sürülecek. Sonrasında biz tillerlerle veya işte çizellerle bunlara tekrardan gireceğiz. Ot eğer yaparsa arkasından ot gelmemesini istiyoruz. Ekim zamanına kadar ot gelmemesini istiyoruz. Onu bir kere daha karıştıracağız. Bu şekilde bir tarım yapmaya çalışıyoruz. Trakya'da çiftçilik bu şekilde. Şimdi ben sürüm işlemine devam edeceğim. Bakalım akşama kadar bu yerleri bitirebilecek miyiz?
Şimdi mazotum bitmek üzere. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradaki iki bidonu depoya koyacağım. Şimdi önce bir aşağıya inelim. Burada da bir çilveyi bekleyen mısır var. Şimdi diğer eldiven nerede? Burada. Şöyle güzel bir gün batımı eşliğinde şu tarlanın sürümüne devam edeceğim. Az önce orada bir tarla vardı, onu sürdüm. Şimdi buraya süreceğim. Havada serinlemeye başladı. Buraya acayip bir mil yığmış buradan böyle. Evet, bu tamam. Şimdi öteki bidonu da koyacağım. Bu tarlayla beraber bu köyde süreceğim iki tane tarla kaldı. Sonrasında bu köydeki işim bitiyor. Sonra öteki köye geçeceğim. Bu akşam buradayız. A few moments later. Evet, saat 9 oldu. Benim de mesai bitmek üzere. Artık son çiziye gidiyorum. Son davlum alçağını da süreceğim. Ondan sonra tarladan çıkacağım. Bu köydeki tarlalar da bu şekilde bitmiş oluyor. Ayçiçek hazırlığının ilk adımını kulukla sürümle yaptık. Bakalım ileriki adımlarda bizi ne gibi zorluklar karşılayacak. Burada kara kefir bir toprak vardı. Şöyle tezekleri görüyorsunuz. Çok zor bir sürüm oldu. Ben traktörün içinde terledim diyebilirim. Yani sürüm yaparken. Çok yaş böyle. Yani çok yağmurdan dolayı. Şu an mesela pulluk topladı. Yani pulluk topluyor o kadar. Bir de arkadan kara çimen geldiği için o da toprağı çok sıkmış. O yüzden böyle tekeşli bir sürüm oldu. Ama bu zamanlarda çok da önemli değil. Çünkü yağmur yağacak, o tekeşli falan dağıtacak. Daha da işlemlerimiz var. İşlemlerimiz olacak yani bu tarlaya. Burada görmüş olduğunuz teller de hızlı tren hattının korumalıkları. Şimdi şuradan da bir çizgi atacağım. Buradan da bir yastık başı yapacağım. Sonrasında evimin yolunu tutacağım. Güzel bir mesai oldu. Şuradan saldım buldu. Daha düşeyim. Şöyle. Evet. Biraz geri geri pulluğu temizleyeyim. Ondan sonra doğru yola çıkacağım. Şurada bir sıyırgımız var. Her yerim ağrıdı yalnız. Şunu kabalarını alacağım.
daha sürülecek bayağı bir yerim var. O yüzden çok fazla incelemiyorum. Şöyle kabalarını aldım mı yeterli olacak. Evet, bu videoluk veya bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşça kalın.